Defni du murie. Kuşlar Seslendiren Akın Altan Aralığın üçünde rüzgar bir gecede değişti ve kış geldi. O zamana dek sonbahar tatlı ve ılık geçmişti. Altın kızılı yapraklar uzun süre ağaçlarda kalmış, çalı çitler henüz sararmamıştı. Pullukla sürülen yerlerde toprak dop dolu ve bereketliydi. Ned Hocken, savaşta sakat kaldığı için emekli aylığı alıyordu. Zamanının birazını, hepsini değil, haftada üç gününü çiftlikte çalışarak geçiriyordu. Ona çit çevirmek, sazlardan dam örmek, binaları onarmak gibi hafif işler verirlerdi. Evli ve iki çocuk babası olmasına rağmen yapayalnız bir hayat sürerdi. Yalnız çalışmayı severdi. Ona denizin çiftliği iki yandan kuşattığı yarım adanın ta öteki ucunda toprağı teraslamak, ya da kapıyı onarmak gibi bir iş verilince çok mutlu olurdu. Öğleğin orada işini bırakır, kayaların kenarına oturur, kuşları seyrederken karısının ona hazırladığı böreği yerdi. Sonbahar bu iş için en iyi mevsimdi. İlkbahardan da iyi. Çünkü ilkbaharda kuşlar nereye gideceklerini bilirler, ısrarla karaya doğru uçarlar. Töreleri yaşama biçimleri en küçük bir gecikmeyi affetmez. Öte yandan Sonbaharda uzak ülkelere göç etmeyip, kışı orada geçirmek üzere kalanlar da aynı göç dürtüsünü duyarlar. Fakat bu onlara yasaklandığı için kendilerince rahatsız bir yaşama tutturulurlardı. Sürüler halinde yarım adaya gelirler, huzursuz ve sinirli, hiç durup dinlenmeden ya havada çemberler çizerek dolaşır ya da yeni sürülmüş topraktan karınlarını doyururlardı. O zaman bile isteksiz, sanki acıkmadan yerler, çok geçmeden huzursuzlukları onları gene göklere iterdi. Siyahlı beyazlı, kargalar, martılar, özgürlüğe susamışçasına, tatminsiz ve tedirgin, garip bir beraberlikle kaynaşmışlardı. Sığırcık kuşu sürüleri de aynı tedirginlikle, ipek gibi hışırdayarak çayıra doğru uçuyorlar, daha küçükleri, İspinozlar ve tarla kuşları da birisi onları zorluyormuş gibi ağaçlarla çalılar arasında gidip geliyorlardı. Net bunları ve deniz kuşlarını seyrediyordu. İkinciler körfezde suların yükselmesini bekliyorlardı. Ötekilerden daha sabırlıydılar. İstiridye tutucularla çulluklar kıyıda durmuşlar, denize bakıyorlardı. Durgun deniz kıyıyı yalıyor, bir sıra yosun bırakarak çekilirken çakıl taşları çalkalanıyordu. Deniz kuşları kumsalda aşağı yukarı koşuyorlardı. Fakat birden aynı uçma hırsı onları da yakaladı. Çığlık çığlığa, ıslıkla, bağırışarak alçaktan uçup denizin durgun yüzünü yalayarak uçmaya başladılar. Kıyıdan uzaklaştılar. Aceleyle, hızla, telaşla gidiyorlardı. Sonbaharda onları huzursuz, tatminsiz eden o acıklı dürtüyle büyülenmişlerdi. Sürüler halinde birleşmeli, havada dönerek çığlıklar atmalı, kış gelmeden bütün enerjilerini boşaltmalı, tüketmeliydiler. Net kayaların kenarında böreğini çiğnerken düşünüyordu. Belki de bu mevsimde kuşlara, insanların açıklayamayacağı haberler gelmektedir. Kışın yaklaştığını, birçoklarının öleceğini bilmektedir kuşlar. Ve ölümünün yaklaştığını bilen insanlar gibi çalışmaya ya da saçmalamaya veriyorlar kendilerini. Bu sonbahar diğerlerinden daha huzursuzlu kuşlar, artsız arasız uçuşmaları günlerin durgunluğu tek düzeliği içinde daha da göze batıyordu. Traktör batıdaki yamaçlarda aşağı yukarı gidip gelirken, arada bir tepesinde çığlık çığlığa dönen bir kuş bulutu içinde kayboluyor, koca makine ve üzerinde oturan çiftçinin karaltısı bile seçilemiyordu. Sayıları da her zamankinden çok fazlaydı. Net emindi buna. Kuşlar her sonbahar pulluğu izlerlerdi. Fakat ne böyle korkunç sürüler halinde ne de bu velveleyle. Net o günkü çit yapma işini bitirdikten sonra bu konudaki fikrini belirtti. Evet dedi çiftçi. Kuşlar her zamankinden çok daha fazla. Ben de farkındayım. Bazıları da çok cesur. Traktörden bile korkmuyorlar.'' Bugün öğleden sonra birkaç martı öyle yaklaştı ki az kalsın şapkamı düşüreceklerdi. Tepemde kuşlar, gözüme de güneş girince ne yaptığımı güçlükle görebildim. Hava değişecek gibi geliyor bana. Kuşların huzursuzluğu ondan. Zorlu geçiciye benzer bu kış. Net, ağır adımlarla tarlaların arasından ana yola çıkıp evine giderken gene kuşları gördü. Batıdaki tepelerde güneş son ışıklarıyla parıldarken sürüler halinde toplaşıyorlardı. Hiç rüzgar yoktu. Deniz sakin, kurşun iyi gebeydi. Yol kenarındaki çalılıklarda yabani karanfillerde hala tek tük tomurcuklar vardı. Fakat çiftçi haklıydı. Hava hemen o gece değişti. Netin yatak odası doğuya bakıyordu. Saat ikiyi biraz geçe bacadan uğul diyen rüzgarın sesiyle uyandı. Gök gürültülü, fırtınalı yaz yağmurları getiren güneybatı rüzgarı değildi bu. Doğu'dan kışa hatırlatarak kuru soğuk esiyordu. Bacadan gelen uğultusu ürkütücüydü. Çatıda gevşemiş bir kiremit takırdadı. Net kulak verdi. Körfezde denizin kükrediği duyuluyordu. Küçük yatak odasındaki havada soğumuştu. Ürpertiyordu. Buz gibi bir rüzgar kapının altından yatağa doğru esti. Net üzerindeki battaniyeye büzülüp uyuyan karısının sırtına yaslanarak uyanık, tetikte, sebepsiz bir korkuyla bekledi. O sırada penceredeki tıkırtıyı duydu. Evin dış duvarında kopup cama sürtünecek sarmaşıklar yoktu. Dikkatle dinledi. Tıkırtı devam ediyordu. Sese sinirlenerek yatağından çıktı, gidip pencereyi açtı. Birden eline yumuşak bir şey süründü. Parmaklarına batmış, derisini sıyırmıştı. O sırada çırpılan kanatları gördü ve yaratık çatının üzerinden evin arkasına doğru uçup gitti. Bu bir kuştu. Ne türden olduğunu anlayamamıştı. Rüzgardan kaçıp pencereye sığınmış olmalıydı. Pencereyi kapatarak yatağına döndü. Elinde bir ıslaklık hissederek ağzına götürdü. Kanamıştı. Rüzgardan örken kuşun saklanacak yer ararken korkuyla ona saldırdığını düşündü. Gene uyumaya çalıştı. Tıkırtı yeniden bu kez daha şiddetle ısrarla başladı. Karısı da uyanmıştı. Dönerek pencereye bak net tıkırdıyor dedi. Baktım dedi adam. içeri girmek isteyen bir kuş var. Rüzgarı duymuyor musun? Doğudan esiyor. Kuşlar sığınacak yer arıyorlar. Kadın, gönder onları, dedi. Bu gürültüde uyuyamıyorum. Adam ikinci kez pencereye gitti. Açtığı zaman pencerede bir değil, en az yarım düzine kuş vardı. Bunlar doğruca uçup yüzüne saldırdılar. Haykırarak, kollarıyla vurarak dağıttı onları. Kuşlar, ilk gelen gibi, çatının üzerinden uçup kayboldular. Pencereyi hızla indirdi ve mandalladı. ''Duydun mu?'' dedi. ''Saldırdılar bana. Gözlerimi gagalamaya çalıştılar.'' Bu sırada pencerenin önünde durmuş, karanlıkta bir şeyler görmeye çalışıyordu. Hiçbir şey belli değildi. Dışarısı simsiyahtı. Karısı yataktan uykulu bir sesle homurdanarak sırtını döndü. Adam kızgın bir sesle, ''Pencerenin içindeydiler.'' Ve odaya girmeye çalışıyorlardı. Uydurmuyorum bunları ben. Birden bir çığlık duyuldu. Koridorun öteki ucundan, çocukların yattığı odadan geliyordu. Cilin sesi bu, dedi kadın. Yatakta doğrularak, git kıza bak da ne oluyor öğren. Net mumu yaktı. Fakat koridoru geçmek için kapıyı açar açmaz rüzgar ateşi söndürdü. İkinci dehşet çığlığı, bu kez iki çocuktan birden geldi. Net paldır küldür odaya daldı. Karanlıkta etrafındaki kanat çırpışlarını fark etti. Pencere ardına kadar açıktı. Kuşlar oradan girmiş, önce tavana, duvarlara çarpmışlar, sonra da dönüp yataklarında uyuyan çocuklara saldırmışlardı. Korkmayın, ben buradayım diye bağırdı Net. Çocuklar çığlık çığlığa koşarak kucağına atıldılar. O sırada kuşlar yükselerek ona saldırmaya başlamışlardı. Öteki odadan karısı ne var Net, ne oluyor diye seslendi. Adam çocukları çabucak kapıdan dışarıya koridora itti. Kapıyı kapattı. Artık çocukların yatak odasında kuşlarla yapayalnız kalmıştı. Yanındaki yataktan bir battaniye çekerek sağa sola savunmaya başladı. Arada bir kuşların gürültüyle yere düştüklerini duyuyor, kanat çırptıklarını görüyordu. Bir türlü yenilmiyorlardı. Yeniden durmadan saldırıyor, sivri gagalarını ellerine başına saplıyorlardı. Giderek battaniye bir savunma silahı oldu. Onu başının etrafına sardı. Daha da koyu bir karanlıkta çıplak elleriyle dövüşmeye başladı. Kuşların da onu izleyeceği korkusuyla kendini kapıya atıp dışarıya kaçmaya cesaret edemiyordu. Kuşlarla karanlıkta ne kadar dövüştüğünü bilemiyordu. Çevresindeki kanat sesleri gittikçe azalarak sonunda bitti. Adam battaniyenin arasından ışık sızdığını gördü. Tetikte dinleyerek biraz bekledi. Öteki odada çocuklardan birinin korkudan ağlamasından başka hiç ses yoktu. Kanat ışırtıları bitmişti. Battaniyeyi kafasından çözerek çevresine bakındı sabahın soğuk gri ışıkları odayı aydınlatmıştı. Gün ışığı yaşayan kuşları açık pencereden çekip götürmüştü. Ölü kuşlar içeride, yerde yatıyorlardı. Net göz ucuyla bu küçük cesetlere baktıkça dehşetle irkildi. Ne kadar da küçücük kuşlardı hepsi. Elli tanesi yerde yatıyordu. Nar bülbülleri, ispinozlar, serçeler, mavi baştan karalar, dağ ispinozları, tarla kuşları, Doğa yasası bu kuşları yalnız kendi cinsleriyle bir arada ve belirli bölgelerde yaşamak zorunda bırakmıştı. Fakat şimdi hepsi bir savaş içgüdüsünün çevresinde birleşmiş, duvarlara çarparak ölmüşlerdi. Bir kısmını da dövüş sırasında kendisi öldürmüştü. Tüyleri yolunmuş, bazılarının gagası adamın kanıyla lekelenmişti. Tiksinmişti. Pencereye giderek küçük bahçesinin ötesindeki tarlalara baktı. Çok keskin bir soğuk vardı. Toprak kas katı donmuş, koyu bir renk almıştı. Sabah güneşinde parıldayan beyaz kırağı değildi bu. Doğu rüzgarının getirdiği kara dondu. Öte yandan deniz yükselmiş ve çok sertleşmişti. Fırtınalı körfezde beyaz köpükler çıkararak çalkalanıyordu. Kuşlardan hiçbir iz yoktu. Ne bahçe kapısının ötesindeki çalılıkta öten bir serçe, ne erkenci bir ardıç, ne de çimenlerde kurtarıyan bir kara kuş görülüyordu. Doğu rüzgarı ve denizden başka hiç ses yoktu. Ned, küçük yatak odasının penceresini ve kapısını kapattı. Koridoru geçerek kendi adasına döndü. Karısı yatakta oturmuştu. Çocuklardan biri yanında uyuyor, küçüğü de yüzü plasterlenmiş, kucağında yatıyordu. Perdeler sıkıca kapatılmış, mumlar yakılmıştı. Kadının yüzü sarı ışıkta pek solgundu. Başını sallayarak adama sessiz kalmasını işaret etti. Uyuyor diye fısıldadı. Henüz uyudu. Gözlerinin kenarlarında kanlar vardı. Bir şey kesmiş olacak. Jill kuşların yaptığını söylüyor. Uyanınca kuşları odada görmüş. Onaylaması için net'e baktı. Korkmuş, yılmıştı. Son birkaç saat içinde birbirini kovalayan olaylar adamı sarsmış, korkutmuştu. Fakat bunu karısının öğrenmesini istemedi. Kuşlar içeride, dedi. Ölü kuşlar. 50 tane kadar var. Nar bülbülleri, çit kuşları, buralarda görülen bütün kuşlardan var. Doğu rüzgarı sanki delirtmiş onları. Yatağa karısının yanına oturdu. Elini tuttu. Havalardandır, dedi. Mutlaka soğuktandır. Belki de bu çevrenin kuşları değillerdi. Kuzeyden sürüklenip gelmişlerdi. Fakat net diye fısıldadı karısı. Bu gece hava daha yeni değişti. Onları buralara sürecek kadar kar bile yağmadı. Aç kalmış olamazlar. Dışarıda, tarlalarda yiyecek dolu. Adamın yüzü, karısınınki gibi çok yorgun ve gergindi. Konuşmadan bir süre bakıştılar. Aşağı inip bir çay yapayım, dedi Ned. Mutfağı görmek onu biraz rahatlatmıştı. Dolabın üzerine düzgün dizilmiş fincanlar, tabaklar, masa ve sandalyeler, karısının hasır koltuğunda duran örgüsü, köşedeki dolapta çocukların oyuncakları. Diz çökerek, Eskiden kalan külleri temizledi. Ateşi yaktı. Alev alev yanan odunlar normal hayatı geri getirmişti. Kaynayan çaydanlık ve kahverengi demlik, rahatlık ve güvenlik veriyordu. Çayını içti. Bir fincanda karısına yukarı götürdü. Sonra da mutfağın musluğunda elini yüzünü yıkadı. Çizmelerini giydi ve arka kapıyı açtı. Gökyüzü soğuk kurşuni renkteydi. Bir gün önce güneşte parıldayan mor tepeler şimdi karanlık ve çıplak görünüyordu. Doğu rüzgarı ağaçları ustura gibi çırılçıplak çıplak soymuş, kuru yapraklar titreşerek rüzgarla savrulmuşlardı. Net birkaç kez çizmeleriyle toprağa vurdu. Kaz katı donmuştu. Havanın hiç böylesine birden değiştiğini hatırlamıyordu. Bir gecede kara kış bastırmıştı. Artık çocuklar uyanmıştı. Yukarıda Jill durmadan konuşuyor, Johnny ise ağlıyordu. Hep birlikte aşağı indiler. Babaları onlara kahvaltı hazırlamıştı. Böylece günlük hayatları başladı. Kuşları kovaladın mı?" diye sordu Jill. Mutfakta yanan ateş, gün ışığı kahvaltı onun yatıştırmıştı. "Evet, hepsi gitti." dedi Net. Onları doğru rüzgarı sürüklemiş. Herhalde korktular ve yollarını kaybettiler. Sığınacak yer arıyorlardı. Bizi gagalamaya çalıştılar." dedi Jill. John'un gözlerine saldırdılar. Onların hepsini korkudan yaptılar, dedi Net. Karanlık odada nerede olduklarını anlayamadılar. Gene gelmeseler keşke, dedi Jill. Pencerenin dışına ekmek koysak, belki de onu yiyip uçup giderler. Küçük kız, kahvaltısını bitirdikten sonra paltosunu, kapüşonunu, kitaplarını ve çantasını aldı. Ned hiçbir şey söylemedi. Fakat karısı masanın üzerinden ona baktı. Sessizce anlaşmışlardı. ''Onunla otobüse kadar gideceğim.'' dedi adam. Bugün işe gitmiyorum, çiftliğe. Çocuk, mutfak musluğunda elini yüzünü yıkarken o da karısına öğüt veriyordu. Bütün pencereleri kapalı tut, kapıları da. Sadece bir tedbir olarak. Ben çiftliğe gidip gece onlarda bir şey duymuş mu öğreneyim. Çocuk mutfak musluğunda elini yüzünü yıkarken o da karısına öğüt veriyordu. Bütün pencereleri kapalı tut, kapıları da. Sadece bir tedbir olarak. Ben çiftliğe gidip gece onlarda bir şey duymuş mu öğreneyim küçük kızıyla yola kadar yürüdü. Çocuk, geceki olayı unutmuş görünüyordu. Önünde koşuyor, yaprakları kovalıyordu. Kapişonunun altında yüzü soğuktan pembeleşmişti. ''Kar mı yağacak baba?'' diye sordu. ''Hava çok soğuk.'' Adam göğe bir göz attı. Rüzgarın omuzlarına çarptığını hissediyordu. ''Hayır.'' dedi. ''Kar yağmayacak. Kara bir kış olacak bu. Beyaz değil.'' Gözleriyle çitlerin üstünde kuşları aradı. Öteki tarlalara baktı. Her zaman cins cins kargaların bulunduğu çiftliğin ilerisindeki koruya baktı. Öteki çocuklar durak da durakta bekliyorlardı. Cil gibi eldiven başlık giymişlerdi. Soğuktan korunmak için. Yüzleri de soğuktan kızarmıştı. Cil el sallayarak onların yanına koştu. ''Babam kar yağmayacak.'' diyor, diye bağırdı. ''Kara bir kış olacak.'' Kuşların hiç sözüne etmedi. Başka bir küçük kızla itişmeye başladı. Otobüs tepeyi homurdanarak geldi. Ned kızını bindirdi ve geri dönerek çiftliğe doğru yola koyuldu. O gün çalışmıyordu. Fakat orada her şeyin yolunda olduğunu öğrenip rahatlamak istiyordu. İnek bakıcısı Jimmy gördü. Avluda durmuş, bir şeyler çakıyordu. ''Patron burada mı?'' diye sordu. ''Pazara gitti.'' dedi Jim. ''Bugün salı değil mi?'' Ağır adımlarla sundurmanın öteki köşesine doğru yürüdü. Net'e e ayıracak zamanı yoktu. Net'in ondan daha akıllı olduğunu söylerlerdi hep. Hatta kitap bile okurmuş. Fakat o günün salı olduğunu unutuvermişti işte. Bu da onu geceki olayların nedenli sarsıldığını gösteriyordu. Çiftlik evinin kapısına doğru ilerledi. Mrs. Trigg'in mutfakta şarkı söylediği duyuluyor. Arkadan çalan radyo kadının şarkısını destekliyordu. ''Orada mısınız hanım?'' diye seslendi. Kadın kapıya geldi. Yüzü ışıltılı, şişman, iyi huylu bir kadındı. ''Merhaba Bay Hawken'' dedi. Bu soğuğun nereden geldiğini söyleyebilir misiniz bana? Rusya'dan mı? Hiç böyle birden değişme görmemiştim. Radyoda soğuğun devam edeceğini söylüyor. Kutupla ilgili bir şeymiş. Biz bu sabah radyoyu dinlemedik, dedi Ned. Gece başımız dertteydi de. Çocuklar mı hasta? Hayır. Nasıl söyleyeceğini bir türlü bilemiyordu. Şimdi güpe gündüz kuşlarla savaş hikayesi çok saçma görünecekti. Ministrige olup biteni anlatmaya çalıştı. Fakat bu hikayenin bir kabus olduğunu düşündüğü kadının gözlerinden anlaşılıyordu. ''Gerçek kuşlar olduğuna emin misiniz?'' dedi gülümseyerek. ''Tüylü filan, hani o erkeklerin cumartesi geceleri barlar kapandıktan sonra gördükleri cinsten, garip şekilli değil miydiler?'' ''Mrs. dedi adam, ''elli tanesi öldü. Çocukların odasında yerde yatıyorlar. Saldırdılar bana. Küçük John'in de gözlerini oymaya çalıştılar.'' Mrs. ona kuşkuyla bakıyordu.'' ''Hadi canım büyütmeyin.'' diye cevap verdi. ''Havalar soğuduğu için gelmişlerdir herhalde. Yatak odasına yanlışlıkla gelince de nerede olduklarını şaşırmışlardır. Belki de kutuptan gelmiş yabancı kuşlardır.'' ''Hayır.'' dedi net. ''Her gün buralarda gördüğümüz kuşlardandılar.'' ''Tuhaf.'' dedi Mrs. Strick. ''Bunu açıklamak gerçekten çok güç.'' ''Bunu Guardian gazetesine yazıp sorun. Mutlaka bir cevap verirler.'' ''Eh ben de artık işime dönmeliyim.'' Başını hafifçe eğerek gülümsedi. Mutfağa girdi. Net hiçbir şey öğrenememiş, hiç tatmin olmamıştı. Dönerek çiftliğin kapısına doğru ilerledi. Yatak odasında yerdeki cesetleri olmasaydı neredeyse kendi de bu hikayenin abartıldığına inanacaktı. Oysa şimdi gidip onları toplamalı, gidip bir yere gömmeliydi. Jim kapının yanında duruyordu. Bu yakınlarda kuşlarla başın derde girdi mi? Diye sordu. Kuşlar mı? Ne kuşu? Dün gece bizim eve saldırdılar da. Bir sürü kuş çocukların yatak odasına girmiş. Çok yırtıcıydılar. Ya! Bir şeyin Jim'in kafasına girmesi için uzunca bir süre geçmesi gerekirdi. Kuşların vahşileştiğini hiç duymamıştım, dedi uzun uzun. Bazen evcil gibi olurlar ya, ekmek kırıntısı yemek için pencereye geldiklerini çok gördüm. Dün geceki kuşlar hiç de evcil değildi. Değil miydi? ''Soğuktandır öyleyse. Açlıktan. Dışarıya biraz ekmek koy.'' Jim de ilgilenmemişti Mrs. Strick gibi. Ned bu olayı savaştaki hava saldırılarına benzetti. Plymouth halkının neler görüp nasıl ıstırap çektiğini ülkenin bu köşesinde yaşayan hiç kimse bilemezdi. Felaket kafayı çalınca buna kendi kendine katlanmak zorundaydın. Yoldan geriye doğru yürüdü. Evine giderken karşısına çıkan çitten atladı. Karısı ve küçük Johnny mutfaktaydı. ''Kimseyi gördün mü?'' diye sordu kadın. ''Mrs. Trick ve Jimmy'' diye cevap verdi. ''Fakat bana inanmadılar. Her neyse, orada işler yolunda. Kuşları toplayıp götürecek misin?'' dedi kadın. Yatakları yapmak için odaya girmeye bir türlü cesaret edemedim. Korktum. ''Hadi canım, korkacak hiçbir şey kalmadı artık'' dedi Ned. ''Hepsi de ölmüş, değil mi?'' Bir torba alarak yukarıya çıktı. Kaskatı gövdeleri teker teker torbaya doldurdu. Evet, tam elli taneydi. Çalılarda, çitlerde her zaman görülebilen kuşlardandılar. Ardıç kuşu kadar bile değildi büyüklükleri. Korkudan saldırmışlardı mutlaka. Önceki gece bu baştan karaların, çit kuşlarının yüzüne, ellerine batan küçücük gagalarındaki gücü bir türlü anlayamamıştı. Fakat şimdi de karşısına yepyeni bir sorun çıkmıştı. Toprak kazılamayacak kadar sertti. Henüz hiç kar yağmamasına rağmen kas katı donmuştu. Son saatlerde doğu rüzgarından başka hiçbir değişiklik olmamıştı. Hiç görülmemiş garip bir durumdu bu. Hava kahinleri haklıydı. Bu değişikliğin kutuplarla büyük bir ilgisi vardı. Elinde torbayla durup kalmıştı. Ne yapacağını bilemiyor, rüzgar iliklerine işliyordu. Denizin beyaz köpüklü dalgalarının aşağıda körfezde çatladığını duyuyordu. Kuşları götürüp kıyıya gömmeye karar verdi. Falezin altındaki kumsala geldiği zaman güçlükle ayakta durabiliyordu. Rüzgar çok şiddetliydi. Solumak bile canını acıtıyordu. Çıplak elleri mosmor olmuştu. Hatırlayabildiği kadar geçmişteki sert kışlardan hiçbirinde böyle soğuk görmemişti. Deniz çekilmişti. Çakıl taşlarını çatırdatarak kumsala yürüdü. Rüzgara sırtını vererek topuğuyla kumda bir çukur açtı. Kuşları bunun içine atacaktı. Fakat daha torbayı açar açmaz rüzgar onları savurdu. Ölü kuşlar sanki yeniden uçuyorlarmış gibi kumsalda adamdan uzaklaştılar. Elli tane ölü kuşun cesedi. Tüy gibi savrulmuş, dağılıp yayılmıştı. Bu olayın görünüşünde çok çirkin bir şey vardı. Hiç hoşlanmamıştı. Kuşlar rüzgarla süprülüp uzaklaştılar. Deniz yükselince onları götürür, dedi kendi kendine. Denize baktı, kıvrılıp bükülen, beyaz tepeli yeşil dalgaları seyretti. Dimdik yükseliyor, kıvrılarak çatlıyorlardı. Sular çekilmiş olduğundan kükremeleri seller gibi fırtınalı değil, boğuk ve uzaktı. Ve gördü onları. Martıları orada, açıklarda sallanarak kayıyorlardı. Önce dalgaların beyaz köpükleri sandığı şeyler martılardı. Yüzlerce, binlerce, on binlercesi dalgalarla yükseliyor, sonra gene boşluğa düşüyorlardı. Başları rüzgara dönük demirlemiş bir kutsal filoya benziyor, suların yükselmesini bekliyorlardı. Doğudan batıya kadar denizin üstü göz alabildiğine martı doluydu. Görebildiği her yere yayılmışlar, sıra sıra üst üste bekliyorlardı. Eğer deniz durgun olaydı, körfezi beyaz bir bulut gibi kaplayacaklardı. Denizi kamçılayıp dalgalandıran doğu rüzgarı onları kıyıdan uzakta tutuyordu. Net geri döndü, kumsaldan uzaklaştı eve giden dik patikayı tırmanmaya başladı. Bunu başkalarının da öğrenmesi gerekliydi. Birilerine haber vermeliydi. Doğu rüzgarı ve bu hava değişikliği onun anlamadığı bir şeylere sebep oluyordu. Otobüs durağına gidip polise haber vermeyi düşündü. Fakat onlar ne yapabilirdi ki? İnsanlar ne yapabilirdi? Fırtınadan, açlıktan binlerce martı bir araya gelmiş, orada körfezde bekleşiyorlardı. Polis herhalde deli ya da sarhoş olduğuna belirdi ya da büyük bir kibarlıkla sözünü bitirmesini bekler, sonra da ''Teşekkür ederiz, evet, olayı haber aldık, soğuk hava kuşları sürüler halinde karalara doğru itiyor.'' diye cevap verirlerdi. Net çevresini araştırdı. Öteki kuşlardan hiçbir iz yoktu. Belki kuzeyden gelmişlerdi, soğuktan kaçarak. Eve yaklaştığı zaman karısının onu kapıda beklediğini gördü. Heyecanla ''Net!'' diye seslendi. Radyoda söyledi. Şimdi bu konuda özel bir haber bülteni okudular. Bir kağıda yazdım. Radyoda ne söylediler? Dedi adam. Kuşlar hakkında canım, diye cevap verdi kadın. Yalnız burada değil, her yerde böyleymiş. Londra'da bile. Kuşlara bir şeyler olmuş. Birlikte mutfağa girdiler. Adam masanın üstündeki kağıdı okudu. İçişleri Bakanlığı'ndan bugün saat 11'de aldığımız bildiriyi okuyoruz. Her saat başı bütün ülkeden aldığımız haberlere göre Şehirler ve kırsal yörelerde kuşlar sürüler halinde toplanmaktadır. Bunlar günlük hayatı durdurmaya ve zarara sebep olmakta, hatta zaman zaman kişilere saldırmaktadırlar. Kutuplardan gelen soğuk hava şu sırada Britanya adalarını etkisi altında bulundurmakta ve kuşları sürüler halinde güneye göç etmeye zorlamaktadır. Şiddetli açlık insanlara saldırmalarına sebep olabilir. Halkımıza pencerelerini, kapılarını, bacalarını kontrol etmeleri ''Çocuklarının güvenliği için gereken tedbirleri almaları önemli'' duyurulur. Bir süre sonra yeni bir bildiri yayınlanacaktır. Ned büyük bir heyecana kapılmıştı. Karısına bir zafer kazanmış gibi baktı. ''Hah işte'' dedi. İnşallah bunu çiftlikte de dinlemişlerdir. Mrs. de böylece masal uydurmadığıma inanır. ''Tabii ya, ülkenin her yerinde oluyor bu. Sabahtan beri kendi kendime bir şeyler olacağını söylüyordum. Az önce kumsalda denize bakıyordum.'' Binlerce, on binlerce martı iğne atsan aralarından su düşmez. Orada, denizde durmuş bekliyorlar. Neyi bekliyorlar net? diye sordu kadın. Adam kadına şöyle bir baktı. Sonra gözlerini gene kağıda indirdi. Bilmiyorum, dedi yavaşça. Burada kuşların aç olduğunu söylüyorlar. Çekicini, araçlarını koyduğu çekmeceye doğru gitti. Ne yapacaksın net? Burada dedikleri gibi pencereleri, kapıları, bacaları sağlamlaştıracağım. Pencereler kapalıyken kırıp da içeri girebilirler mi yani? O serçeler, arduç kuşları filan. Peki ama neden? Nasıl? Adam hiç cevap vermedi. O ardıç kuşlarını, serçeleri değil, martıları düşünüyordu. Yukarıya çıktı. Orada öğleye kadar çalıştı. Yatak odalarının pencerelerine tahtalar çaktı. O gün çiftlikte çalışmaması Boş günü olması çok iyi bir rastlantıydı. Bu işler ona savaşın başındaki eski günleri hatırlatmıştı. O zaman evli değildi. Karartma için annesinin evindeki bütün pencerelerin tahtalarını o çakmıştı. Sığınağı da yapmıştı. Aslında pek yararı da olmamıştı bunun. Şu anda çiftlikte de bu tedbirleri alıp almadıklarını merak ediyordu doğrusu. Kuşkuluydu. Mr. Trick ve karısı aşırı rahat ve umursamazdılar. Belki bütün bu olanlara gülüp geçmişlerdi şimdi ya bir dansa gitmeyi ya da arabayla gezmeyi düşünüyorlardır. Yemek hazır diye karısı mutfaktan seslendi. Tamam geliyorum. Yaptığı işi beğendi. Tahta çerçeveler, pencereler ve bacalara iyi oturmuştu. Yemekten sonra karısı bulaşıkları yıkarken net saat birdeki haberleri dinlemek için radyoyu açtı. Sabah karısının yazdığı bildirinin aynı tekrarlandı. Fakat bu konudaki haberler genişletilmişti. Spiker Kuşlar sürüler halinde her yerde zarara yol açıyor diye devam etti. Londra'da sabah saat 10'da gökyüzü öyle dolmuştu ki bütün şehir kocaman kara bir bulutla örtüldü. Kuşlar çatılara, pencere kenarlarına ve bacalara konuyorlar. Aralarında ardışlar, serçeler ve büyük şehirlerde yaşayan çok sayıda güvercin ve sığırcık kuşu da var. Londra ırmağının her zamanki ziyaretçisi kara kafalı martılar da görülüyor. Bu olağanüstü durum şehir içi trafiğinin zaman zaman durmasına sebep oldu. Halk dükkanlarda ve bürolarda çalışmayı bıraktı. Sokaklar, kaldırımlar ayakta durmuş yukarıdaki kuşları seyreden insanlarla doluydu. Birkaç olaydan daha söz edildi. Bunlara açlık ve soğuğun sebebi olduğu tekrarlandı. Halk yeniden uyarıldı. Speaker'ın sesi yumuşak ve tatlıydı. Net, özellikle bu adamın bütün sorunu ince bir şaka olarak kabul ettiği inancına kapıldı. Onun gibi başkaları daha yüzlercesi vardı. Bunlar karanlıkta bir kuş sürüsüyle dövüşmenin ne olduğunu bilmezlerdi. Bu gece Londra'da seçim gecelerindekilere benzer eğlenceler olacaktı mutlaka. Orada burada dikilen, bağıran, sarhoş olan, gülen insanlar. "Gelin kuşlara bakın." diyeceklerdi birbirlerine. Net radyoyu kapattı. Kalkıp mutfak pencerelerinde çalışmaya başladı. Karısı yanında küçük Johnny ile ona bakıyordu. ''Buraya da mı tahta çakıyorsun?'' dedi. ''Neden? O zaman saat üçten önce ışıkları yakmam gerekecek. Burada kuşları davet edecek bir şey yok ki.'' ''Önceden emin olmak sonra hayıflanmaktan iyidir.'' diye cevapladı Ned. ''Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağım.'' ''Ne yapmak lazım biliyor musun?'' dedi karısı. ''Orduya alarm verip kuşlara ateş etmek. İşte o zaman korkarlar.'' ''Yapsınlar bakalım.'' dedi Ned. ''Fakat nasıl yapacaklar bunu?'' Liman işçileri grev yapınca orduyu limana gönderiyorlar ya, askerler gidip gemileri boşaltıyorlar diye cevapladı kadın. Evet ama dedi net. Londra'nın nüfusu 8 milyondan fazla. Oradaki bütün yapıları, evleri, apartmanları düşün. Her yapının damına koyacak, bir de ortada dolaşacak kadar asker bulabilirler mi sanıyorsun? Bilmiyorum. Fakat mutlaka bir şeyler yapmalılar. Net, onlar. Londra'da ve öteki büyük şehirlerde bir şey yapmamaya karar verseler de, burada 400 kilometre uzaktaki insanlara pek yararı olmayacaktı. Herkes kendi başının çaresine bakmalıydı. ''Yiyecek durumumuz nasıl?'' diye sordu. ''Bırak şimdi bunları da kilerde nelerin var onu söyle.'' ''Yarın alışveriş günü biliyorsun. Evde pişmemiş yiyecek bulundurmuyorum uzun süre. Bozuluyor. Kasap da ancak yarından sonra gelecek. Fakat yarın şehre gidince bir şeyler alırım.'' Net, kadını korkutmak istemedi. Ertesi gün şehre gidemeyebilir diye düşündü. Kendisi gidip kilere baktı. Birkaç gün idare edebilirlerdi. Yalnız ekmekleri azdı. Fırıncıdan ne haber? O da yarın gelir. Evde un bulunduğunu gördü. Yarın fırıncı gelmezse bir ekmek pişirmeye yetecek kadar vardı. Eski günler daha iyiydi, dedi adam. Kadınlar haftada iki kere yemek yaparlardı. Sardalya balığı da tuzlarlardı. Evlerde gerektiğinde bir aileyi bütün bir kuşatma boyunca yetecek yiyecek bulunurdu. Çocuklara konserve balık yedirmeyi denedim ama sevmediler. Net mutfak pencerelerine tahta çakmaya devam etti. Mumlar. Mumları da azdı. Herhalde bu da karısının yarın almayı düşündükleri arasındaydı. Neyse artık yapılacak bir şey kalmamıştı. Bu gece erken yatmak gerekiyordu. Tabii eğer kalktı ve arka kapıdan dışarı çıktı. Bahçede durdu. Denize baktı. Bütün gün hiç güneş çıkmamıştı ve şimdi daha saat üç olmadan ortalık kararmıştı. Gökyüzü somurtkan, hava tuz gibi renksizdi. Hırçın denizin kayaları dövdüğü duyuluyordu. Patikadan denize inen yolun yarısını yürüdü. Durdu. Deniz yükseliyordu. Sabah görünen kayalar şimdi sular altında kalmıştı. Fakat gözlerini bir türlü ayıramamasının sebebi deniz değildi. Martılar yükselmişlerdi. Yüzlercesi, binlercesi rüzgara karşı kanatlarını açmışlar, dönüyorlardı. Havayı karartan da onlardı. Hiç ses çıkarmadan uçuyorlardı. Durmadan yükseliyor, dönüyor, gene yükselip düşüyorlar, rüzgara karşı güçlerini deniyorlardı. Net dönerek patikadan yukarı evine koştu. ''Ben cili almaya gidiyorum.'' dedi. ''Onu otobüs durağında bekleyeceğim.'' ''Ne oldu?'' diye sordu karısı. ''Yüzüm bembeyaz, kireç gibi olmuş.'' Johnny'i dışarı çıkarma, dedi adam. Kapıyı iyice kapat. Işıkları şimdiden yak ve perdeleri çek. Daha yeni üç oldu, dedi kadın. Olsun, ne diyorsam onu yap. Arka kapının yanındaki bahçe araçları kulübesine baktı. İşine yarayacak hiçbir şey yoktu. Bel çok ağırdı. Tırmığınsa hiçbir yararı yoktu. En sonunda çapayı aldı. En uygun onu bulmuştu. Taşıyabileceği kadar hafifti de. Otobüs durağına doğru yolda yürümeye başladı. Arada bir omzunun üstünden geriye göz atıyordu. Martılar daha da yükselmişti. Daha büyük çemberler çizerek dönüyorlardı. Korkunç sürüler halinde göğe yayılmışlardı. Adımlarını sıklaştırdı. Otobüsün tepeye saat dörtten önce gelmeyeceğini bildiği halde hızlanmak zorundaydı. Yolda kimseyle karşılaşmadı. Buna memnun oldu. Durup gevezelik edecek zaman değildi. Yokuşun tepesine çıkınca bekledi. Çok erken gelmişti. Otobüsün gelmesine daha yarım saat vardı. Doğu rüzgarı yükseklerden gelip tarlaları dövüyordu. Isınmak için ayaklarını yere vuruyor, avuçlarını hohluyordu. Uzakta kalker tepeleri görünüyordu. Havanın ağır, solgun rengine karşın bembeyaz, tertemizdiler. O sıra arkalarından siyah bir şey yükseldi. Önce duman gibiydi, sonra yayıldı ve derinleşti. Duman koca bir bulut olmuştu. Bulut beşe bölündü ve kuzeye, doğuya güneye ve batıya doğru yayıldı. Bunlar bulut filan değil, kuşlardı. Onların gökte dolaşmalarını izledi. Bazıları 60-100 metre tepesinden geçtiler. Hızlarından onların karanın içerilerine, yukarı bölgelere gittiklerini tahmin etti. Burada yarım adadaki insanlarla işleri yoktu. Bunlar ala kargalar gibi daha küçük kuşları yiyerek beslenen kuşlardı. Fakat bugün başka bir amaçla yola çıkmışlardı. Şehirler onlara verildi diye düşündü Net. ''Ne yapacaklarını biliyorlar. Burada bizlere pek kaldırmıyorlar. Bizim işimiz martılar görecek. Ötekiler şehirlere gidecek.'' Telefon kulübesine gitti. İçeriye girerek kulaklığı kaldırdı. ''Santral'e söylemek yeter.'' diye düşündü. Onlar haberi gerekli yerlere iletirlerdi. ''Yoldan telefon ediyorum.'' dedi. ''Otobüs durağından. Büyük kuş sürülerinin içerilere doğru ilerlediğini bildirmek istiyorum. Körfezde de martılar toplanıyorlar.'' ''Peki.'' diye cevap verdi yorgun bir ses kısaca. Bu haberi gereken yerlere iletmeyi unutmazsınız değil mi? Evet, evet. Artık sabırsız ve bıkkındı. Gene sinyal sesi duyuldu. İşte bu kadın da aynı, diye düşündü net. Aldırmıyor. Belki de bütün gün böyle telefonlara cevap vermek zorunda kalmıştır. Bu gece sinemaya gitmeyi düşünüyordur. Bir adamın elini tutup sıkacak ve göğü göstererek ''Bak, şu kuşlara bak.'' diyecek. Gerisine hiç aldırmıyor. Otobüs homurtuyla ve sarsılarak tepeyi tırmandı ve durdu. Cille birlikte birkaç çocuk daha indi. Otobüs şehre doğru yoluna devam etti. "Çapayı niye aldın baba?" Çocuklar gülerek birbirlerine göstererek adamın çevresini sarmışlardı. "Aldım işte." dedi. "Hadi artık eve gidelim. Hava çok soğuk. Oyalanmaya gelmez. Hey, hadi siz de evlerinize. Tarlaları geçerken arkanızdan bakacağım. Bakalım ne kadar hızlı koşabileceksiniz." Bunları Cil'in arkadaşlarına söylüyordu. Çocuklar yeni yapılan modern belediye evlerinde oturan değişik ailelerden geliyorlardı. Evlerine kestirmeden gidebilirlerdi. Ama biz yolun kenarında biraz oynamak istiyoruz, dedi birisi. Hayır, olmaz. Hadi doğru evlerinize, yoksa annenize söylerim. Çocukların gözleri yüz yuvarlak olmuştu. Biraz aralarında fısıldaştıktan sonra tarlaların arasından evlerine doğru seyirttiler. Cil somurtarak babasına bakıyordu. ''Yolun kenarında her zaman oynuyoruz biz.'' dedi. ''Bu gece oynayamazsınız.'' dedi adam. ''Hadi bakalım, oyalanmak yok.'' Martıların artık tarlaların üstünde döndüğünü, gittikçe karanın içlerine sokulduklarını görmüştü. Hala sessizdiler. ''Baba bak oraya, martılara bak.'' ''Evet, hadi çabuk ol.'' ''Nereye uçuyorlar, nereye gidiyorlar?'' ''İçerlere herhalde, daha sıcak yerlere.'' Kızın elini tutarak yolda sürüklemeye başladı. O kadar hızlı gitme, yetişemiyorum. Martılar da ekim kargaları, kara kargalar gibi yapıyorlardı. Korkunç sürüler halinde göğe yayılmışlardı. Binlerce kuş dört yöne doğru yola koyuldu. Baba ne oluyor? Martılar ne yapıyorlar? Fakat bunlar kargalar gibi inatla uçmuyorlardı. Tepede dönüp duruyorlardı. Ötekiler kadar yüksekte de değillerdi. Bir işaret bekler gibiydiler. Sanki verilecek bir karar vardı aldıkları emri henüz tam anlamamışlardı. ''Seni taşıyayım mı Cil? İster misin? Hadi bin sırtıma.'' Böylece daha hızlı gideceğini ummuştu. Fakat yanılmıştı. Cil çok ağırdı. Durmadan da aşağı kayıyordu. Ağlamaya başlamıştı korkudan. Adamın telaşı, korkusu çocuğa da geçmişti. ''Gitsin artık şu martılar. Hiç sevmiyorum onları. Gittikçe yola yaklaşıyorlar.'' Kızı gene yere indirdi. Koşmaya başladı. Cil'in elini kavramıştı çocuk peşinde savrulup duruyordu. Yolun çiftliğe giden köşesini dönünce çiftçinin otomobilini garajdan geri geri çıkardığını gördü. Seslendi. Bizi eve bırakabilir misiniz? Ne? Mr. Trick şoför koltuğuna geri dönerek onlara baktı. Neşeli kırmızı yüzünde bir gülümseme yayıldı. Görünüşe göre eğlence çıktı, dedi. Martıları gördün mü? Jim'le ben onları hedef yapacağız. Herkes aklını kuşlarla bozmuş. Başka hiçbir şey konuşmuyorlar. Gece başınıza geleni duydum. Bir tüfek ister misin? Net hayır anlamında başını silkti. Küçük otomobil tıka basa doluydu. Yalnız Cilin binebileceği kadar yer vardı. O da eğer arka koltuktaki gaz tenekelerinin üstüne büzülürse. Tüfek istemem, dedi Net. Fakat Cil'i eve bırakırsanız çok sevinirim. Kuşlardan korktu da. Kısa kesmişti. Cilin yanında lafı uzatmak istememişti. Olur, dedi çiftçi. Ona eve bırakırım. Sen de burada kalıp nişancılık yarışına katılsana. Tüylerini havaya uçuracağız. Cil içeri tırmandı. Şoförü arabayı döndürdü ve yolda hızla uzaklaştı. net arkalarından yola koyuldu. Trick delirmiş olmalıydı. Bütün göğü dolduran kuş sürülerine karşı bir tüfeğin ne yararı olabilirdi? Ned artık Cil'in sorumluluğundan kurtulmuştu. Bütün göğü dolduran kuş sürülerine karşı bir tüfeğin ne yararı olabilirdi? Ned artık Cil'in sorumluluğundan kurtulmuştu rahatça çevresine bakabilirdi. Kuşlar hala havada tarlaların üstünde dönüyorlardı. Çoğu ringa balığı avlayan martılardı. Aralarına kara sırtlı martılar da karışmıştı. Bu iki kuş türü genellikle ayrı yaşarlardı. Fakat şimdi birleşmişlerdi. Tuhaf bir bağ onları bir araya getirmişti. Kara sırtlı martıların küçük kuşlara hatta yeni doğmuş kuzulara saldırdığını duymuştu fakat kendisi görmemişti. Şimdi yukarıya göğe bakarken bunları hatırladı çiftliğe doğru geliyorlardı. Artık gittikçe daha alçakta dönüyorlardı. Kara sırtlılar en öndeydi. Hedefleri çiftlikti. Oraya yönelmişlerdi. Net evine doğru hızını artırdı. Çiftçinin otomobili geri dönmüş, yoldan geliyordu. Yanına gelince sarsılarak durdu. Kız hemen içeri koştu. ''Kız hemen içeri koştu.'' dedi. ''Karın da onu bekliyordu zaten.'' ''E ne diyorsun şimdi?'' ''Şehirde bu işi Rusların yaptığını söylüyorlar.'' Ruslar kuşları zehirlemişler. Bunu nasıl yapabilirler diye sordu Ned. Bana sorma. Ortalıkta nasıl masallar dolaştığını bilirsin. Nişancılık yarışına katılacak mısın? Hayır. Eve gideceğim. Yoksa karım merak eder. Benim karım da eğer martıları yiyebilseydik bu işin mantıklı bir yanı olurdu diyor dedi Trick. Kızarmış martı fırında martı yerdik. Bir kısmını da kışın yemek üzere tuzlardık. Bu Yabanillere birkaç namlu dolusu mermi boşaltayım da gör. Korksunlar o zaman. Pencerelerinize tahta çaktınız mı diye sordu net. Yok canım. Bu saçmalara inanıyor musun? Radyoda insanı korkutmaktan bayağı zevk alıyorlar. Bugün pencerelere tahta çakmak peşinde dolaşmaktan çok daha önemli işlerim vardı. Sizin yerinizde olsam şimdi gidip çakardım. Hadi canım, sen de üşütmüşsün. Bu gece bizde kalmak ister misiniz? Hayır, teşekkürler. Nasıl olsa hepsi bir. Peki öyleyse, yarın sabah görüşürüz. Sana martılardan bir kahvaltı veririz. Çiftçi sırıttı. Arabasını çiftliğin kapısına doğru sürdü. Net hızla yoluna devam etti. Küçük koruyu, eski ahırı, çitleri geçti, tarlalara daldı. Çitten atlarken kanat hışırtıları duymuştu. Bir kara sırtlı martı aşağı, adamın üzerine pike yaptı. Fakat hedefi tutturamadan geçti. Sonra tekrar saldırmak üzere geri döndü. Yükseldi. Aradan daha bir dakika geçmeden başkaları da ona katıldı. Yedi, sekiz tane kuş, hatta bir düzine, kara sırtlı ve ringa balığı avcısı martı birleşmişlerdi. Net çapasını fırlattı. Çünkü ona hiç yararı yoktu. Kollarıyla kafasını koruyarak eve doğru koşmaya başladı. Kuşlar hiç ses çıkarmadan adama saldırmaya devam ediyorlardı. Yalnız kanat sesleri duyuluyordu. O korkunç kanat ışırtıları, ellerinin bileklerinin ensesinin kanadığını hissetti. Yırtıcı gagalar her batışlarında etini parçalıyorlardı. Ah, onları yalnız gözlerinden uzakta tutabilseydi. Onları gözlerinden uzak tutmalıydı. Daha omuza tünemeyi, elbiseleri yırtmayı, sürü halinde kafaya ve gövdeye saldırmayı öğrenememişlerdi. Fakat her saldırıdan sonra biraz daha cesaret kazanıyorlardı. Hiç kendilerini de düşünmüyorlardı alçaktan pike yapıp hedefi tutturamadıkları zaman hızla yere çarpıyorlar, kemikleri kırılıyor, toprağın üzerinde yaralı kalakalıyorlardı. kalıyorlardı. Ned koşarken onlara takılıyor, önüne çıkan cesetleri tekmeleyerek yolunu açıyordu. Kapıya güçlükle ulaştı, kanlanmış elleriyle yumrukladı. Pencerelere çakılan tahtalar dışarıya hiç ışık sızdırmıyordu. ''Kapıyı açın!'' diye bağırdı. ''Benim, Ned, açın kapıyı!'' Martıların kanat ışırtılarını bastırmak için sesinin olanca gücüyle bağırdı. İşte o sırada tepesinde dev bir martı belirdi. Bu kanatlarının açıklığı iki metreyi bulan, Atlantik'te yaşayan bir deniz kuşuydu. Öteki martılar dönerek yükselip çekildiler. Yalnız o Atlantik kuşu kaldı. Dev kuş gökte, tek başına tepesinde duruyordu. Birdenbire kanatları gövdesine yapıştı ve taş gibi düşmeye başladı. Net haykırdı, kapı açıldı. Eşikten içeri yuvarlandı. Karısı arkasından hemen kapıyı çarparak bütün gücüyle arkasına dayandı. Dev martının korkunç bir sesle yere çarptığını duydular. Karısı yaralarını sardı. Pek derin değillerdi. En çok ellerinin tersi ve bilekleri kesilmişti. Kafasında kasketi olmasaydı başına da saldıracaklardı. Hele o dev martı. Mutlaka kafatasını ikiye bölerdi. Çocuklar da ağlamaya başlamışlardı. Babalarının ellerindeki kanı görmüşlerdi. ''Bir şey yok. Hepsi bitti artık.'' dedi onlara. ''Hiçbir yerim acımadı. Hepsi birkaç çizikten başka bir şey değil. Cil, sen Johnny ile oyna. Annen de bu kesikleri temizlesin.'' Çocukların görmemesi için musluğa açılan kapıyı yarıya kadar kapattı. Karısının yüzü kül gibi olmuştu. Musluktan su akıtmaya başladı. ''Tepede gördüm onları.'' diye fısıldadı. Jill, Mr. Trick'le geldiği zaman toplanmaya başlamışlardı. Kapıyı hızla kapadım. Çarptı. Sen gelince ondan hemen açamadım. Tanrı'ya şükür, beni beklediler, dedi adam. Cil yanında olsaydı hemen düşerdi. Bir tek kuş onun işini görmeye yeterdi. Kadın adamın ensesini ve ellerini sararken çocukların duymaması için gizlice fısıldaşıyorlardı. Karalara doğru uçuyorlar, dedi adam. Binlercesi, kargalar, ala kargalar ve bütün büyüyecek kuşlar. Otobüs durağında beklerken gördüm onları. Şehirlere doğru yönelmişlerdi. Ne yapabilirler ki net? Saldıracaklar. Sokaktaki herkese saldıracaklar. Sonra da pencereleri, bacaları zorlayacaklar. Hükümet neden bir şey yapmıyor? Neden orduyu, makineli tüfekleri harekete geçirmiyorlar? Zaman olmadı. Hiç kimse hazırlıklı değil. Bakalım saat altı haberlerinde ne diyecekler. Dinleyelim. Net tekrar mutfağa gitti. Karısı da peşinden geldi. Johnny ise hiç ses çıkarmadan yerde oynuyordu. Fakat Cil korkmuştu. ''Kuşların sesini duyuyorum.'' dedi. ''Dinle bak baba.'' Net dinledi. Pencerelerden, kapılardan boğuk sesler geliyordu. Kanatları tahtaya sürtünüyor, kayıyor, tırmalıyor, içeri girmeye çalışıyorlardı. Pencerenin içine sıkışmış, yan yana, kıpır kıpır bir sürü gövdenin sesiydi bunlar. Arada bir de birisinin pike yapıp yere çarptığı duyuluyordu. Bazıları da böylece kendilerini öldürecekler diye düşündü adam. Fakat bitmeyecekler. Hiçbir zaman onları temizlemeye yetmeyecek bu. Evet, dedi yüksek sesle. Pencerelere tahta çaktım cihl. İçeri giremezler. Dolaşarak bütün pencereleri inceledi. Bu işi çok iyi yapmıştı. Bütün kapalıydı. Gene de daha sağlam olmasını istedi. Takozlar, eski teneke parçaları, ince uzun tahtalar, metaller buldu. Pencerelerdeki tahtaları güçlendirmek için bunları kenarlarına tutturdu çekiş sesi kuşların gürültüsünü bastırıyordu. Bu gürültü, sürtünme, pıtırtı ve daha korkuncu, karısıyla çocuklarının duymasını istemediği çatlayan cam seslerinden oluşuyordu. ''Radyoyu aç.'' dedi. ''Radyo dinleyelim.'' Bu da dışarıdaki sesleri boğacaktı. Yukarıya yatak odalarına çıktı. Oradaki pencereleri de sağlamlaştırdı. Artık çatıdan da kuş sesleri geliyordu.'' Bunlar tırmalayan pençeler, kayan, yuvarlanan gövdelerin sesiydi. Mutfakta uyumalarına karar verdi. Ateşi yakar, yatakları da aşağı indirip yere sererlerdi. Çünkü yatak odalarının bacalarından korkuyordu. Baca diplerine yerleştirdiği tahtalar dayanamayabilirdi. Mutfakta ateş yanacağı için daha güvenlikli olurlardı. İşi şakaya boğar, çocuklara kampçılık oynayacaklarını söylerdi. En kötü ihtimalle kuşlar yatak odalarının bacalarından içeri girerlerse Kapıları kırana kadar saatler hatta günler geçmesi gerekirdi. Böylece kuşlar odalarda hapis kalırlardı. Orada hiç zarar veremezlerdi. Kalabalıkta sıkışarak boğulur ölürlerdi. Yatakları aşağı indirmeye başladı. Karısı bunu görünce gözleri merak ve dehşetle açıldı. Kuşların şimdiden yukarıya girdiklerini sanmıştı. "Evet," dedi adam neşeyle. "Bu gece hep birlikte mutfakta uyuyacağız. Ateşin yanında ne güzel olacak." Böylece pencereleri takırdatan o aptal kuşlara da aldırmayız. Eşyaların yerini değiştirirken çocuklara da yardım ettirdi. Bu arada ek bir tedbir olarak karısıyla birlikte dolabı pencerenin önüne koydu. İşi yerleştirmişlerdi. Artık bütün tedbirlerini almışlardı. Şimdi dolabın durduğu duvarın önüne yatakları yan yana serebilirlerdi. Artık emniyetteyiz diye düşündü. Hava saldırılarındaki gibi iyice toparlandık. Dayanabiliriz. Beni yalnız yiyecek durumu düşündürüyor. Yiyecek ve ateş için kömür. Birkaç gün yetecek kadar var. Fazla değil. O zamana kadar da o kadar ileriyi düşünmenin yararı yoktu. Nasıl olsa radyoda ne yapacaklarını söylüyorlardı. İnsanlara yol göstereceklerdi. O sırada bu kadar sorunun orta yerinde radyodan dans müziği yayınlandığını fark etti. Programda olduğu gibi çocuk saati değil. Kadran'a bir göz attı. Evet, İbre doğru istasyondaydı. Dans plakları çalıyorlardı. İbreyi oynattı, hafif programa getirdi. Bunun nedenini biliyordu. Günlük programlar kaldırılmıştı. Yalnız olağanüstü günlerde böyle yaparlardı. Seçimler gibi. Savaşta Londra hava saldırılarına hedef olurken nasıl yaptıklarını hatırlamaya çalıştı. O zaman BBC'nin merkezi Londra dışına çıkarılmıştı. Programlar geçici istasyonlardan yayınlanıyordu. Gene biz burada iyi durumdayız diye düşündü. Mutfağın bütün pencerelerine tahta çakıldı. Durumumuz şehirdekilerden daha iyi bu mutfakta. Tanrı'ya şükürler olsun şehirlerde değiliz. Saat tam altıda plaklar bitti. Zaman sinyali verildi. Çocuklar korksa da haberleri dinlemek zorundaydı. Düdük seslerinden sonra bir duraklama oldu. Arkasından spiker konuştu. Sesi öğlenden oldukça farklı, durgun ve ciddiydi. Burası Londra, dedi. Bugün öğleden sonra saat 4'te bütün ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbirler alınmaktadır. Fakat bugün yaşamakta olduğumuz problemin olağanüstü niteliğinden ötürü bunlardan kolay sonuç alınabileceği sanılmamalıdır. Herkes kendi evinde gerekli tedbirleri almalıdır. Apartmanlar gibi çok sayıda insanın yaşadığı konutlarda oturanlar birleşerek kuşların girmesini önlemek için ellerinden geleni yapmalıdırlar bu gece herkesin kapalı yerlerde bulunması, hiç kimsenin sokakta, şehirler arası yollarda ya da kapısız duvarsız yerlerde kalmaması mutlak bir zorunluluktur. Kuşlar korkunç sürüler halinde gördükleri her insana saldırmaktadırlar. Şimdiden yapıları zorlamaya başlamışlardır. Fakat gerekli tedbirler alınırsa buralara girilemeyeceklerdir. Halktan sükunet beklenmekte, paniğe kapılmamaları istenmektedir. Olağanüstü durumun hiç görülmemiş niteliğinden ötürü yarın sabah saat 7'ye kadar bütün istasyonlarda yayın yapılmayacaktır. Milli marşı çaldılar. Başka hiç ses çıkmadı. Net radyoyu kapattı. Karısına baktı. Kadın da ona bakıyordu. Ne diyorlar? dedi Cil. Haberlerde ne dediler? Bu gece başka program olmayacak, dedi. BBC'de bir arıza var. Kuşlar mı? diye sordu Cil. Kuşlar mı yapmış? Hayır, dedi Ned. Yalnız herkesin çok işi var. Ayrıca şehirlerde her şeyi alt üst eden kuşlardan da kurtulmaları lazım. E, eh, bir gecede radyosuz idare ederiz. Keşke bir grafonumuz olsaydı, dedi Jill. Hiçbir şeysiz kalmaktan iyiydi. Kızın yüzü pencerenin önüne dayalı duran dolaba dönüktü. Ne kadar duymamazlıktan gelmeye çalışsalar da gene de sürtünüşlerin, takırtıların, kanat hışırtılarının farkındaydılar. ''Akşam yemeğini erken yiyelim.'' diye bir fikir ortaya attı net. ''Annenizden değişik bir şey isteyin. Kızarmış peynire ne dersiniz? Hepimizin sevdiği bir şey.'' Başıyla işaret edip, göz kırparak karısına baktı. Cilin yüzünden bir türlü silinmeyen dehşet ve korku belirtisinin gitmesini istiyordu. Yemeğin hazırlanmasına yardım etti. Islık çalıyor, şarkı söylüyor, elinden geldiğince gürültü yapıyordu. Sürtünmeler ve takırtılar azalmış gibi geldi. Yukarıya yatak odasına çıktı, dinlendi. Artık çatıda yer kapmak için çıkan patırtı duyulmuyordu. Anlayışları yerinde, diye düşündü. Buraya girmenin zor olduğunu biliyorlar. Başka yerleri deneyecekler. Bizimle uğraşarak boşuna zaman harcamayacaklar. Yemek sırasında hiçbir şey olmadı. Sonra sofrayı toplarken yeni bir gümbürtü duyuldu. Hepsinin tanıdığı, bildiği bir sesti bu. Karısı gözlerini kaldırıp baktı. Yüzü ışıl ışıldı. Uçaklar, dedi. Uçakları gönderdiler kuşları öldürmeye. İşte ben de bunu diyordum hep. Şimdi görürler günlerini. Silah sesi değil mi bunlar? Ateş edildiğini duymuyor musunuz? Herhalde denizden ateş ediyorlardı. Net, pek iyi anlayamamıştı. Deniz kuvvetlerinin kocaman topları oradaki martıları öldürebilirdi. Fakat martılar artık karaya çıkmışlardı. Toplarla kıyıyı da dövemezlerdi. Çünkü orada yaşayan insanları düşünmek zorundaydılar.'' O, uçakların sesini duymak ne iyi, değil mi?'' dedi. Jill de annesinin heyecanına kapılmış, Johnny ile birlikte zıplayıp duruyordu. ''Uçaklar kuşları öldürecek, uçaklar kuşları vuracak.'' Tam o anda üç kilometre kadar öteden gelen korkunç bir patlama sesi duyuldu. Bunu ikincisi ve üçüncüsü izledi. Gümbürtü gittikçe uzaklaştı ve denizin sesine karışarak yok oldu. ''Bu da neydi?'' diye sordu karısı. ''Kuşlara bomba mı attılar?'' Bilmem diye cevapladı net. Sanmıyorum. Ona duydukları bu sesin düşen bir uçağa ait olduğunu söylemek istememişti. Tepedekilerin düşünmeden atıldıkları bir serüvendi bu kuşkusuz. Kuşları yok etmek için kuvvet göndermişlerdi. Fakat bu serüvenin intihar olduğunu bilmeleri gerekirdi. Kendilerini pervanelere, jet motorlarının içine, ölüme atan kuşlara karşı bir uçak tek başına ne yapabilirdi? İşte ancak böyle yere çakılırdı. Herhalde Şimdi ülkenin her yerinde kim bilir kaç kişinin hayatı pahasına bunu deniyorlardı. Tepedekilerden biri aklını kaçırmış olmalıydı. ''Uçaklar nereye gitti baba?'' diye sordu Cil. ''Üstlerine dönmüşlerdir.'' dedi adam. ''Hadi bakalım yatma zamanı geldi. Çocukları ateşin önünde soymak, yatakları hazırlamak gibi işler karısını bir süre oyaladı. Adam evin çevresini dolaştı. Her şeyin yolunda olduğuna, tahtaların kopmadığına bir kez daha emin oldu. Artık uçak sesi yoktu.'' Denizden gelen top sesleri de durmuştu. Boşuna uğraştılar, öldüler, dedi net kendi kendine. Böyle öldüremezler onları. Çok pahalıya mal olur. Gaz kullanabilirlerdi. Keşke gaz sıksalardı. Zehirli gaz. Tabii önce bizi uyarmaları gerekir. Neyse, bu gece ülkenin en akıllı kafaları bu işle uğraşıyorlardır. Bu düşünce nedense onu biraz rahatlatmıştı. Bütün bilim adamlarının, zoologların, biyologların, teknisyenlerin ve perde arkası adamları diye bilinen herkesin toplantı yaptığını düşündü. Şimdi bu işin üzerinde çalışıyorlardı. Bu hükümetin ya da ordu komutanlarının becereceği işlerden değildi. Onlar yalnızca bilim adamlarının emirlerini yerine getirebilirlerdi. İnsafsız olmaları gerekecek diye düşündü. Gaz kullanırlarsa durumunun en kötü olduğu yerlerde daha çok hayatı tehlikeye atmak zorunda kalacaklar. Hayvanlar, toprak, her şey zehirlenecek. Kimse paniğe kapılmazsa tabii. Bir de güçlük var. İnsanların paniğe kapılması, akıllarını kullanamamaları. BBC bizi uyarmakta haklıydı. Yukarıda yatak odalarında her şey yolundaydı. Kuşların pencerelerdeki tahtaları tırmalamaları, gagalamaları durmuştu. Savaş geçici olarak kesilmişti. Eskiden savaş günlerinde yayınlanan bildirilerde böyle durumlarda kuvvetlerin toplanması denirdi. Rüzgar gene durmamıştı. Bacalarda uğuldadığı duyuluyordu. Deniz kıyıyı dövüyordu. Bu ses birden ona denizin çekilip yükselmesini, gelgit olayını hatırlattı. Deniz çekiliyordu. Belki de savaşın geçici olarak durmasının nedeni denizin çekilmesiydi. Kuşların da boyun eğdiği bazı kurallar vardı. Bunlar doğu rüzgarı ve gelgit olayıydı. Saatine bir göz attı. Neredeyse sekiz olacaktı. Deniz bir saat önce çekilmiş olmalıydı. Duraklamayı işte bu olay açıklıyordu. Kuşlar deniz yükselince saldırıyorlardı. Karada, hiç bölgelerde durum böyle olmayabilirdi. Denizin çekilmiş olarak kalacağı zamanı hesapladı kafasında. Saldırısız geçirecekleri daha altı saatleri vardı. Sabaha karşı saat 1.20 geçe civarında deniz yükselince kuşlar gene geleceklerdi. Bu arada yapabileceği iki iş vardı. Birincisi karısı ve çocuklarıyla birlikte dinlenmekti. Hepsi bu kısa zaman içinde yapabildikleri kadar uyurlardı. İkincisi, dışarı çıkıp çiftlikte ne yaptıklarını görmek ve telefon santralinin hala çalışıp çalışmadığını öğrenmekti. Belki bu yolla santralden en son haberleri alabilirlerdi. Çocukları henüz yatırmış olan karısına yavaşça seslendi. Kadın merdivenlerin yarısına kadar çıktı. Fısıldayarak durumu ona anlattı. Gidemezsin, dedi karısı hemen. Gidip beni çocuklarla burada yapayalnız bırakamazsın. Buna dayanamam sesi isterik bir tonla yükseliyordu. Adam onu susturdu, sakinleştirmeye çalıştı. ''Peki'' dedi. ''Peki, sabaha kadar beklerim. Zaten saat yedide haber bültenini dinleyeceğiz. Fakat sabah deniz çekilince çiftliğe gitmeye çalışacağım. Belki bize ekmek, patates, hatta süt filan verebilirler. Beklenmedik bir durum ortaya çıkarsa ne yapacağını planlamaya başladı. Kafası durmadan çalışıyordu. Bu gece herhalde inekleri sağmamışlardı.'' Hayvanlar avluda kapının yanında duruyor olmalıydılar. Ev halkı da onlar gibi içeride tahtaların arkasında hapistir. Çiftçiyi düşündü. Arabasından ona nasıl gülümseyerek baktığını. Bu gece herhalde av partisi olmamıştı. Çocuklar uyuyorlardı. Karısı da elbiselerini çıkarmadan yatağın kenarına oturmuş sinirli gözlerle ona bakıyordu. Ne yapmayı düşünüyorsun diye fısıldadı. Adam kadına başıyla sesini çıkartmamasını işaret etti. Kapıyı yavaşça açıp dışarıya baktı. Ortalık zifiri karanlıktı. Rüzgar daha da sertleşmişti. Düzgün aralıklarla denizden karaya doğru buz gibi esiyordu. Kapının dışındaki basamağa bir tekme attı. Kuşlar yığılmıştı kapının dışındaki basamağa. Her yer ölü kuşlarla doluydu. Pencerelerin altı, duvarların kenarı, her yer. Bunlar pike yaparken boyunlarını kıranlar, intihar edenlerdi. Nereye baksa kuş ölüleri görülüyordu. Yaşayanlardan hiç iz yoktu. Onlar Deniz yükselince gene denize uçmuşlardı. Şimdi martılar öğleden önce yaptıkları gibi suyun yüzünde kayıyorlardı herhalde. Uzaklarda iki gün önce traktörün çalıştığı tepelerde bir şey yanıyordu. Düşen uçaklardan birinin yangını rüzgarla körüklenerek saman yığınlarını tutuşturmuştu. Kuş cesetlerine baktı. Onları pencerelerin içine üst üste yığarsa bundan sonraki saldırı için yeni bir tedbir olacağını düşündü. Fazla önemli bir korunma sağlamasa da gene bir şeydi. Kuşların pencere işlerine yerleşip pancurlara saldırabilmek için önce bu cesetleri pençeleyip gagalamaları gerekecekti. Karanlıkta çalışmaya başladı. Tiksinmişti. Dokunurken iğreniyordu. Cesetler hala kanlı ve sıcaktı. Tüyleri kandan yapış yapış olmuştu. Midesi bulandı fakat işi bırakmadı. Bütün pancurların parçalanmış olduğunu dehşetle fark etti. Kuşların içeri girmesini yalnız tahtalar önlemişti kanlı kuş ölülerini parçalanmış pancurların aralarına doldurarak sıkıştırdı. İşini bitirince eve girdi. Mutfak kapısının arkasına barikat yaparak emniyetini artırdı. Kuşların kanıyla yapışan sargılarını çözdü. Yerine yenisini koydu. Karısı ona kakao yapmıştı. Susamıştı. Hızla içti. Çok yorgundu. ''Evet'' dedi. ''Üzülme, bunu da atlatacağız.'' Yatağa uzanarak gözlerini kapadı. Hemen uyudu. Fakat rahatsız bir uykuydu bu. Çünkü düşünde unuttuğu bir şey büyük bir tehlike yaratıyordu. Yapılması gereken fakat ihmal ettiği bir iş vardı. Çok iyi bildiği fakat almadığı bir tedbirdi bu. Düşünde ne olduğunu bir türlü bulamıyordu. Tepenin üstünde yanan uçakla, saman yığınıyla yakın bir ilgisi vardı. Bunlara rağmen deliksiz uyuyordu. Sonunda karısının sarsmasıyla uyandı. Başladılar diye hıçkırdı kadın. Bir saattir gene buradalar. Artık bunu tek başıma dinlemeye dayanamayacağım kötü bir de koku var. Yanık kokusu. Şimdi hatırlamıştı. Ateşi yakmayı unutmuştu. İçin için yanan ateş neredeyse sönecekti. Birden fırladı yerinden. Lambayı yaktı. Kapıda ve pencerelerde takırtılar başlamıştı. Fakat o bunları aldırmıyordu. Onu yerinden fırlatan yanık tüy kokusuydu. Koku bütün mutfağa sarmıştı. Ne olduğunu derhal anladı. Kuşlar bacadan içeri giriyorlardı. Birbirlerine iterek, sıkışarak ocağa, mutfağın içine iniyorlardı. Tahta parçaları ve kağıt buldu. Bunları küçük masanın üstünde duran, yılın dört mevsimine ait oruç ve dua günlerinin yazılı olduğu takvimin üstüne bırakarak parapin kutusuna uzandı. ''Geri çekil'' diye bağırdı karısına. ''Bu tehlikeyi göze almak zorundayız.'' Parapini ateşe fırlattı. Alevler bacaya doğru harladı. Aşağıya, Ocağın içine yanmış, kararmış kuş ölüleri döküldü. Çocuklar haykırarak, ağlayarak uyandılar. ''Ne oluyor, ne oldu?'' dedi Cil. Netin cevap verecek zamanı yoktu. Uzun bir sopayla bacadaki cesetleri temizleyerek yere fırlatıyordu. Alevler hala bacayı yalıyordu. Bacanın tutuşması tehlikesini göze almaları gerekliydi. Ateş bacanın tepesindeki canlı kuşları uzaklaştıracaktı. Yalnız aşağıdaki ek yeri güçlük çıkarıyordu. Alevlerin yakaladığı yanmış, hareketsiz kuş cesetleriyle tıkanmıştı. Adam işine öylesine dalmıştı ki pencerelere, kapıya saldıranları artık çok seyrek fark ediyordu. Bırak kanat çırpsınlar, zorla evine girmeye çalışırken gagalarını kırsınlar, hayatlarını kaybetsinlerdi. Giremeyeceklerdi işte. Tanrı'ya şükretti. İyi ki kalın duvarlı, küçücük pencereli eski tip bir evleri vardı. Yeni belediye evleri gibi değildi. Yolun yakınındaki belediye evlerinde oturanlara tanrı yardım etsin diye düşündü. Ağlamayın diye seslendi çocuklara. Korkacak hiçbir şey yok. Ağlamayın. Yanmış, dumanlı, kokan cesetleri tırmıkla temizlemeye devam ediyordu. Bu onların işini bitirir, dedi kendi kendine. Rüzgar alevlerle birlikte. Eğer baca tutuşmazsa kurtulduk. Beni öldürmek gerek bunun için. Tamamen benim suç. Son olarak ateşi yakmalıydım. Bir şeyin eksik kaldığını biliyordum. Pencerelerden gelen tırmalanan, parçalanan tahta sesleri arasından mutfak saatinin vuruşu duyuldu. Saat üç olmuştu. Geçirecek dört saatten az bir zaman kalmıştı. Denizin ne zaman çekileceğini tam olarak bilmiyordu. Yedi buçuk, sekize yirmi kaladan önce olmayacağını tahmin etti. ''Ocağı yak'' dedi karısına. ''Bize çay yap, çocuklara da kakao. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturmanın yararı yok.'' İşte böyle olmalıydı. Kadını ve çocukları oyalamalı, hareket etmeli, yiyip içmeliydiler. Hep bir şeyler yapıyor olmaları en iyisiydi. Adam ateşin yanında bekledi. Alevler azalmıştı. Artık bacadan kararmış cesetler de düşmüyordu. Bacanın içine sopasını gidebildiği kadar soktu. Takılan hiçbir şey yoktu. Baca temizlenmiş, açılmıştı. Alnındaki teri sildi. ''Hadi bakalım Cihil, dedi. ''Bana biraz daha odun getir. Dost doğru yukarı çıkan güzel bir ateş yakalım.'' Fakat kız yanına bile yaklaşmamış, ortada kümelenmiş kuş cesetlerine baka kalmıştı. Onları aldırma dedi. Ateşi yakınca onları koridora koyarız. Böylece baca tehlikesi de sona ermişti. Gece gündüz ateş yakarlarsa bir daha da olmazdı. Yarın çiftlikten biraz yakacak almam gerek diye düşündü. Bu asla yetmez. Yapabilirim. Deniz çekilince her şeyi yapabilirim. O zaman durumu ayarlar, istediğimizi alabiliriz. Yalnız kendimizi bu düzene alıştırmamız gerekiyor. Hepsi bu. Çaylarını, kakaolarını içip ekmekle reçel yediler. Net, yalnız yarım ekmekleri kaldığını gördü. Zararı yok diye düşündü. İdare ederlerdi. Yeter dedi küçük Johnny. Kaşıyla pencereyi göstererek. Yeter artık. Pis kuşlar. Doğru dedi net gülümseyerek. Artık bu pis dilencileri istemiyoruz değil mi ya? Bıktık artık intihar eden kuşların yere çarptıklarını duydukça sevinçle bağırıyorlardı. ''Bir tane daha baba!'' diye haykırdı Cil. ''O da gitti.'' ''Haklandı!'' dedi Ned. ''İşte o da bitti.'' Doğrusu da buydu. Böyle sağlam bir yürekle olaylara bakmalıydı. Eğer bu tutumu devam ettirebilir de, saat yedide ilk haber bülteni yayınlanana kadar dayanabilirlerse, hiç de fena yapmamış sayılırlardı. ''Bir prover!'' dedi karısına. Biraz duman yanık tüy kokusunu giderir. Pakette iki tane kalmış, dedi kadın. Yarın kooperatiften almayı düşünüyordum. Birini içeceğim, dedi adam. Öteki de yağmurlu bir güne kalsın. Çocukları yatırmaya çalışmak boşunaydı. Pencerelerdeki tırmalamalar, tıkırtılar sürdükçe dinlenmenin imkanı yoktu. Bir koluyla karısına, ötekiyle cile sarılarak oturdu. Johnny de annesinin dizindeydi. Battaniyeler de çevrelerinde kümelenmişti. Bu dilencilere hayran kaldık, dedi. Hiç yılmak bilmiyorlar. Bu oyundan bıkacaklarını sanmıştım. Fakat bana mısın demiyorlar. Bu hayranlığı devam ettirmek çok zordu. Takırtılar hiç durmuyordu. Net'in kulağına yeni bir ses çalındı. Bu tahtanın rendelenmesini andırıyordu. Sanki daha sivri bir gaga işe karışmış, arkadaşlarından devir almıştı. Kuşların adlarını hatırlamaya çalıştı. Bunu hangi türlerin yapabileceğini düşündü. Ağaç kakan vuruşuna benzemiyordu. Onunki daha hafif ve sık olurdu. Bu çok daha ciddi bir vuruştu. Bir süre daha devam ederse cam gibi tahta da yarılacaktı. Şahinler geldi aklına. Acaba martıların yerini şahinler mi almıştı? Şimdi pencerelerin içinde gagaları kadar tırnakları, pençelerini de kullanabilen şahinler mi vardı? Şahinler, doğanlar, atmacalar, yırtıcı kuşları nasıl da unutmuştu? Onların yakalama güçleri hiç aklına gelmemişti. Yarılan, yırtıcı pençelerle parçalanan tahta seslerini dinleyerek geçirecekleri üç saatleri daha vardı. Ned çevresine bakındı. Kapıyı desteklemek için parçalayabileceği bir eşya aradı. Pencereler sağlamdı. Önlerine dolabı dayamıştı. Fakat kapıya güvenemiyordu. Yukarı çıktı. Sahanlıkta durdu. Dinledi. Çocukların yatak odasından yumuşak ayak pıtırtıları duyuluyordu. Kuşlar içeri girmişlerdi kulağını kapıya dayadı. Evet, yanılmamıştı. Kanat çırpışlarını yeri karış karış araştıran ayakların pıtırtılarını tanıdı. Öteki yatak odası henüz boştu. İçeri girerek eşyaları dışarıya çıkarmaya başladı. Çocukların yatak odasının kapısı kırılacak olursa tedbir olarak eşyaları merdivenin başına yığacaktı. Bu bir hazırlıktı yalnız. Belki de hiç ihtiyaç olmayacaktı. Eşyaları kapıya dayamasına imkan yoktu. Çünkü kapı içeri doğru açılıyordu. En iyisi onları merdivenin tepesine yığmaktı. Net, aşağı gel, orada ne yapıyorsun?'' diye seslendi karısı. ''Geliyorum'' diye bağırdı adam. ''Burayı baştan düzeltiyorum.'' Kadının yanına gelip de çocukların odasındaki pıtırtıları, kanat hışırtılarını duymasını istemiyordu. Saat beş buçukta kahvaltı yapmayı teklif etti. Domuz pastırması ve yağda kızarmış ekmek yediler. Bu işi karısının gözlerinde her an çoğalan paniği yok etmek, ve çocukların korkularını unutturmak için çıkarmıştı. Kadının yukarıdaki kuşlardan haberi yoktu henüz. Yatak odası iyi ki mutfağın üstünde değildi. Öyle olsaydı kuşların tahtayı takırdatmalarını mutlaka duyacaktı. Kendilerini bilerek ölüme atan, kafalarını duvarlara çarpan bu ringa balığı avcısı martıları tanırdı. Ya ölüm ya zafer diyerek yatak odasına girmişler, orada sağa sola çarpıp düşüyorlardı. Çok aptal kuşlardı. Fakat Kara sırtlılar öyle değildi. Onlar da şahinler gibi ne yapmak istediklerini biliyorlardı. Durmadan saate baktığını, gözlerini kadrandan ayıramadığını fark etti. Akrep ve yelkovan da ne kadar yavaş hareket ediyorlardı. Eğer teorisi yanlışsa, saldırı denizin çekilmesiyle durmazsa artık yenildiklerini anlayacaktı. Upuzun bir günü, havasız, yakacaksız, uykusuz sız geçiremezlerdi. Kafası makine gibi çalışıyordu. Bu kuşatmaya dayanabilmek için ne kadar çok şeyin gerektiğini biliyordu. Hazırlıklı değildiler. Belki de her şeye rağmen şehirler daha emin yerlerdi. Çiftliğin telefonuyla kuzenine bir haber iletebilseydi. Kuzeye trenle kısa bir yolculuk yaparlardı. Bir araba da kiralayabilirlerdi. Evet, sular çekilmişken bir araba kiralamak onlara hız kazandırırdı. Birden dehşetli bir uyku bastırdı. Karısının sesiyle sıçradı. Ne oldu? Gene ne var? Sesi sertti. Radyo, dedi karısı. Saate bakıyorum da, neredeyse yedi olacak. Sakın düğmeyle oynama, dedi. Bu olayın başından beri ilk kez sabırsızdı. Doğru istasyonda duruyor. Oradan konuşacaklar. Beklediler. Mutfaktaki saat yediyi vurdu. Hiç ses çıkmadı. Ne sinyal, ne de müzik. Çeyrek geçeye kadar beklediler. Sonra başka bir istasyonu hafif programa açtılar. Sonuç aynıydı. Haber bülteni yayınlanmıyordu. Yanlış duyduk dedi adam. Saat sekize kadar yayın yapmayacaklar. Radyoyu açık bıraktılar. Net pilleri düşündü. Ne kadar dayanacaklarını bilmiyordu. Genellikle her hafta karısı şehre alışverişe gittiği zaman doldururlardı. Piller biterse radyodan verilen talimatı duyamayacaklardı. Ortalık aydınlanıyor diye fısıldadı karısı. Göremiyorum fakat hissediyorum. Kuşların takırtısı da azaldı. Kadın haklıydı. Gıcırtılar, parçalama sesleri gittikçe hafifliyordu. Basamakta, pencere işlerinde yer kapmak için itişip kakışmalar, kıpırtılar da bitiyordu. Deniz çekilmeye başlamıştı. Saat sekizde sesler büsbütün kesildi. Yalnız rüzgar kalmıştı. Çocuklar da yatıştı ve kaldılar. Saat sekiz buçukta net radyoyu kapattı. ''Ne yapıyorsun?'' Haberleri kaçıracağız, dedi karısı. Haber filan olmayacak, dedi Ned. Kendi başımızın çaresine bakmak zorundayız. Kapıya gitti. Barikatları yavaşça kenara çekti. Sürgüyü açtı. Kapının önündeki basamaklara yığılmış cesetlere bir tekme savurarak soğuk havayı ciğerlerine doldurdu. Çalışabileceği altı saat vardı önünde. Yapılması en önemli işlerle uğraşmalıydı. Gücünü boşuna harcamaması gerektiğini biliyordu. En gerekli şeyler yiyecek, yakacak ve aydınlanmaydı. Eğer bunları yeterli sayıda bulabilirse bir gece daha geçirebilirlerdi. Bahçeye çıktı. Kuşların canlıları oradaydılar. Martılar yoktu. Eskisi gibi denize kaymaya gitmişlerdi. Saldırmaya gelmeden önce suda yüzüp rahatlamak istiyorlardı. Fakat kara kuşları başkaydı. Onlar gözetliyor, bekliyorlardı. Net nereye baksa onları görüyordu. Çalıların üstünde, toprakta, ağaçların tepesinde her yere dolmuşlardı. Hiçbir şey yapmadan sıra sıra kuşlar bekliyorlardı. Küçük bahçesinin ucuna kadar yürüdü. Kuşlar kıpırdamadan adama bakıyorlardı. Yiyecek bulmalıyım, dedi net kendi kendine. Çiftliğe gidip yiyecek bulmalıyım. Eve döndü. Pencereleri, kapıları yokladı. Yukarıya, çocukların yatak odasına çıktı. İçeride yerdeki ölülerden başka bir şey yoktu yaşayanlar bahçede tarlalardaydı aşağı indi ben çiftliğe gidiyorum dedi karısı koluna yapıştı açık kapıdan bahçedeki kuşları görmüştü bizi de götür ne olur diye yalvardı burada tek başımıza kalamayız yalnız kalmaktansa ölürüm daha iyi adam bir süre düşündükten sonra kafasını salladı hadi öyleyse dedi sepetleri ve johnny'nin arabasını al alacaklarımızı arabaya yükleriz Dondurucu rüzgardan korunmak için iyice giyindiler. Eldivenler, atkılar taktılar. Karısı Johnny'yi arabasına oturttu. Ned, Jill'in elini tuttu. ''Kuşlar'' dedi küçük kız ağlamaklı bir sesle. ''Hepsi oradalar, tarlalarda.'' ''Korkma, bir şey yapmazlar'' dedi adam. ''Gün ışığında dokunmazlar insana.'' Tarlaların arasından çiftliğin duvarına doğru yürümeye başladılar. Kuşlar hiç kıpırdamıyor, kafaları rüzgara dönük öylece bekliyorlardı. Yolun çiftliğe giden dönemecine gelince net durdu. Karısına çocuklarla birlikte çitteki sundurmanın altında beklemesini söyledi. Fakat ben de Bayan görmek istiyorum diye itiraz etti. Eğer dün çarşıya gitmişlerse ödünç alabileceğimiz çok şey var. Yalnız ekmek değil. Burada bekle diye sözünü kestin net. Bir dakikaya dönerim. İnekler avluda durmadan dolaşarak böğürüyorlardı. Koyunlar dışarı çıkmak için çiti delmişlerdi. Çiftlik evinin çevresinde ne yaptıklarını bilmeden dolanıp duruyorlardı. Bacalardan hiç duman çıkmıyordu. Korkuyla karışık bir kuşku sarmıştı içini. Karısının ve çocuklarının çiftliğe girmelerini istemiyordu. ''İnat etme artık'' dedi net, azarlayarak. ''Ne diyorsam onu yap.'' Kadın, çocuklarını ve kendini rüzgardan koruyarak arabayla birlikte sundurmanın altına çekildi. Adam çiftliğe yalnız gitti. Böğren ineklerin arasından iteleyerek güçlükle geçti. Hayvanlar çok rahatsızdı. Dop dolu memeleriyle sağa sola dönüp duruyorlardı. Bahçe kapısının yanında duran otomobili gördü. Garajına konmamıştı. Evin pencereleri paramparçaydı. Evin çevresinde ve avluda bir sürü ölüm martı yatıyordu. Canlı kuşlar da çiftliğin arkasındaki ağaçlara ve evin damına tünemişlerdi. Kıpırdamadan adama bakıyorlardı. Jim'in ölüsü avludaydı. Daha doğrusu geriye kalanlar. Çünkü kuşların işi bittikten sonra inekler çiğnemişti. Tüfeği yanında duruyordu. Evin kapısı sıkıca kapanmış ve sürmelenmişti. Fakat pencerelerin hepsi kırık olduğundan bir tanesini kaldırıp içeri girmek zor olmadı. Trigin ölüsü telefonun yanındaydı. Herhalde kuşlar geldiği zaman santrale telefon etmeye çalışıyordu. Kulaklık havada sallanıyordu. Telefon duvardan sökülmüştü. Bayan hiç iz yoktu. Yukarıda olmalıydı. Oraya çıkmanın bir yararı olur muydu? Tiksiniyordu. Net orada da ne bulacağını biliyordu. Tanrı'ya şükür dedi kendi kendine. Çocuk yoktu. Kendini merdivenden yukarı çıkmaya zorladı. Fakat yarı yoldan geri döndü. Yatak odasının açık kapısından kadının dışarı çıkan bacaklarını görmüştü. Yanında kara sırtlı martı ölüleri ve kırılmış bir şemsiye vardı. Yapılacak hiçbir şey yok dedi. Beş saatten daha az bir zamanım kaldı. Trikler herhalde hoş görürlerdi. Bulabildiklerimi alıp götürmek zorundayım. Ağır adımlarla karısının çocuklarının yanına döndü. Arabayı dolduracağım, dedi. Ateş için kömür ve parafin koyacağım. Onları eve götürdükten sonra gene geliriz. Triklerden ne haber, diye sordu karısı. Bir ahbaplarına gitmişler herhalde, dedi. Gelip sana yardım mı edeyim? Hayır, orası karma karışık. Her yer inekler, koyunlarla dolu. Bekle de arabayı getireyim. İçinde oturursunuz. Arabayı geri geri avludan yola çıkardı. Bu işi çok beceriksizce yapmıştı. Karısı ve çocukları oradan Cimin ölüsünü göremezlerdi. "Burada durun." dedi. "Çocuğun arabası kalsın. Onu sonra alırız. Ben arabayı doldurmaya gidiyorum." Kadın adamın gözlerini arıyordu gözleriyle. Durumu anlamış olmalıydı. Yoksa ekmek ve yiyecekleri bulmaya yardım etmek için ısrar ederdi. Adam gereken her şeyi aldıklarına inanıncaya dek evle çiftlik arasında üç kez gidip geldiler. Düşündükçe ne kadar çok şeyin gerekli olduğunu anlamak insanı şaşırtıyordu. En önemlisi de pencereleri kapatmak için gerekliydi. Kalas bulmak için çok dolaştı. Bütün pencerelerdeki tahtaları yenilemek istiyordu. Mum, parafin, çivi, konserve, alınacak şeylerin listesi bitmek bilmiyordu.'' Bundan başka ineklerden üçünü sağdı. Öteki zavallılar böğürmeye devam edeceklerdi. Son turda arabayı otobüs durağına sürdü. Orada indi ve telefon kulübesine girdi. Kulaklığı kaldırdı, salladı. Birkaç dakika bekledi. Fakat boşuna çabalıyordu. Telefonda hiçbir hayat belirtisi yoktu. Sete çıkıp çevresine bakındı. Tarlalarda bekleşen, çevreyi kolaça neden kuşlardan başka her şey ölüydü. Şimdi yiyecek aramaları gerek gibi geliyor, dedi kendi kendine. Böyle duracaklarına. Sonra hatırladı. Paylarına düşeni gece yemişlerdi. Şimdi boğazlarına kadar toktular. Bu sabah onun için kıpırdamıyorlardı. Belediye evlerinin bacalarından duman çıkmıyordu. Bir gece önce tarlaların arasından evlerine koşan çocukları hatırladı. Bilmeliydim diye düşündü. Onları da bize götürmeliydim. Yüzünü yukarı kaldırdı. Gök soğuk kurşun rengindeydi çevrede göz alabildiğine ağaç doluydu. Hepsi bükülmüş ve doğu rüzgarının etkisiyle kararmış görünüyorlardı. Fakat bu soğuk orada, tarlalarda bekleşen kuşları hiç etkilemiyordu. Onları öldürmenin tam zamanı dedi Ned. Şimdi hareketsiz birer hedef durumundalar. Her yerde böyle yapıyorlar herhalde. Uçaklarımız neden şimdi havalanmıyor? Başımızdakilerin hepsi ne yapıyorlar? Onların bilmeleri, anlamaları gerek.'' Arabaya dönerek şoför koltuğuna yerleşti. ''İkinci kapıdan hızlı geç.'' diye fısıldadı karısı. ''Postacı orada yatıyor. Cilin görmesini istemiyorum.'' Hızlandı. Küçük Maurice yolda hoplaya zıplaya gidiyordu. Çocuklar çığlıklarla, kahkahalarla gülüyorlardı. ''Hoppa, hoppa!'' diye bağırdı küçük Johnny. Eve geldiklerinde saat bire çeyrek vardı. Yalnız bir saatleri kalmıştı. ''Soğuk bir yemek yiyelim, daha iyi.'' dedi Ned. Kendine ve çocuklara bir şeyler ısıt, istersen. O çorbadan filan. Benim şimdi yemek yiyecek zamanım yok. Arabayı boşaltacağım. Her şeyi içeri taşıdı. Sonra güzelce yerleştirirlerdi. Önlerindeki bitip tükenmek bilmeyen saatlerde hepsini oyalayacak bir işti bu. Önce pencerelere, kapılara bakmalıydı. Evin çevresinde sistemle dolaştı. Her pencereyi, kapıyı yokladı. Çatıya tırmandı. Mutfaktan başka bütün bacaların tepesine tahtalar yerleştirdi. Soğuk donduruyordu. Güçlükle dayanıyordu. Fakat bu işin yapılması şarttı. Arada bir yukarı bakıp uçakları arıyordu. Fakat bir tane bile görünmedi. Çalışırken bir yandan da büyüklerin beceriksizliğine söbüyordu. Her zaman böyle olur diye söylendi. Hep bizi feda ederler. Daha başlangıçta karışır kafaları. Her şey plansız, düzensiz. Bize hiç kimse saldırmaz. Fakat şehirlerde yaşayanların üstünlüğü vardır sanki. Şimdi mutlaka orada gaz kullanıyorlardır. Bütün uçakları da kullanıyorlardır. Bize boynumuzu büküp beklemek ve başımıza geleni çekmek düşer. Durdu. Yatak odasının bacasını bitirmişti. Denize baktı. Köpüklü dalgaların arasında gri renkli bir şey kıpırdıyordu. Yaşasın deniz kuvvetleri dedi. Bizi hiçbir zaman terk etmez onlar. Kanaldan aşağı doğru geliyorlar. Körfezde dönüyorlar. Denize karşı rüzgardan sulanan gözlerini zorlayarak bekledi. Fakat yanılmıştı. Deniz kuvvetleri değildi gördü. Havalanan martılardı. Tarlalardaki korkunç sürüler de kabarmış tüyleriyle yerden kütle halinde kalkarak kanat kanada göğe yükseliyorlardı. Deniz kabarıyordu. Net merdivenden aşağı indi ve mutfağa girdi. Bütün aile yemek yiyordu. Saat ikiyi biraz geçiyordu. Kapıyı sürgüledi, arkasına barikatı dayadı ve lambayı yaktı. Gece oldu, dedi küçük Johnny. Karısı radyoyu gene açtı. Fakat hiç ses çıkmadı. Bütün istasyonları aradım dedi. Yabancı ülkeleri de. Hiçbir ses duyamadım. Belki onların da başında aynı felaket var dedi adam. Belki de bu bütün Avrupa'ya yayıldı. Kadın ona teliklerin çorbasından bir tabak doldurdu. Teliklerin ekmeğinden kocaman bir dilim kesti. Üstüne kendi yağlarından sürdü. Ses çıkarmadan yediler. Bir damla yağ küçük Johnny'nin çenesinden aşağı akarak masaya düştü. Kibar ol Johnny, dedi Jill. Artık ağzını silmeyi öğrenmelisin. Pencerelerde ve kapıda takırtılar başlamıştı. Hışırtılar, pencerede yer kapmak için itişip kakışmalar, merdivene düşerek kendilerini öldüren ilk martıların sesleri duyuldu. Amerika bir şeyler yapamaz mı? dedi karısı. Her zaman bizim dostumuz değil midirler? Mutlaka Amerika bir şey yapacak. Net cevap vermedi. Penceredeki tahtalar sağlamdı. Bacalardakilerdi. Evde yiyecekleri yakacakları ve önlerindeki birkaç günlük bütün ihtiyaçları vardı. Yemeğini bitirince bunları kaldıracak, derli toplu yerleştirecekti. Bu işe karısı ve çocukları da yardım ederdi. Böylece saat dokuz'a çeyrek kala deniz tekrar çekilene kadar yorulurlardı. Sonra onları yataklarına yatırır, sabahın üçüne kadar derin bir uyku çekmelerini sağlardı. Pencereler için yeni bir planı vardı. Önlerine dikenli tel çakacaktı. Çiftlikten koca bir top getirmişti. Fakat işin berbat yönü bunu karanlıkta yapmak zorunda olmasıydı. Saldırı gece dokuzla sabah üç arasında duracaktı. En önemlisi karısıyla çocuklarının uyumasıydı gene de. Şimdi pencerede küçük kuşlar vardı.'' gökalarının yumuşak vuruşundan, kanatlarının hafif ışırtısından tanımıştı. Şahinler pencereye gelmemişlerdi. Saldırılarını kapıya yöneltmişlerdi. Net, yarılan tahtanın parçalanırken çıkardığı sesi dinlerken düşünüyordu. Vuran gagaların, içeriği gören gözlerin gerisinde bu küçücük beyinlerde kim bilir kaç milyon yıllık anı birikmişti. Bu birikim, Şimdi onları makinelerin usta şaşmazlığıyla, insanoğlunu yok etme içgüdüsüyle harekete geçirmişti. O son proyu da içeceğim, dedi karısına. Ne aptallık. Çiftlikten getirmeyi unuttuğum şeylerden biri de bu. Proya uzandı. Sessiz radyoyu açtı. Boş kutuyu ateşe fırlatarak yanışını seyretti. Son.